Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Opel Astra H kasa aracımıza orijinal teybini söküp yerine Android multimedya sistemi koyacağız arkadaşlar. Orijinal teybinde ses kalitesi ve kullanım olarak çok zayıf bir teyp olduğu için bunu sökeceğiz arkadaşlar. Bunda sadece radyo ve CD kullanabiliyoruz arkadaşlar. CD'de her CD'yi okumuyor arkadaşlar. Bunu doldururken yavaş yazım seçeneğiyle yazmanız gerekiyor. Radyo tarafında ise bölgesel olarak radyo frekansının zayıf olduğu yerlerde ses kalitesi inanılmaz derecede kötü oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu buradan sökeceğiz. Yerine Android 9 işletim sistemine sahip, aynı zamanda navigasyon, geri görüş kamerası, daha birçok özelliğe sahip olan bu multimedya sistemini takacağız arkadaşlar. Bu işlemi yapmadan önce orijinal teybi araçtan boşandıracağız arkadaşlar. Boşandırma işlemini daha önceki videoda anlatmıştım. Şimdi yukarıda çıkacak. Şimdi işleme başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle orijinal teybi yerinden sökebilmeniz için 4 adet ince uçlu tornavida ya da yani şu çaplarda bir demir malzemeye ihtiyacınız var ya da plastik bir malzemeye ihtiyacınız var. Çünkü teybi sökebilmeniz için şuralardan içeriye ittirip 4 adet şu şekilde içerideki kilitleri açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın, işlem bu kadar basit. Tekrar gösteriyorum. Bunları buradan takıyoruz. Daha sonra teybimizi geriye doğru çektiriyoruz. Bütün işlem bu kadar. Teybimiz çıktı. Daha sonra arkadan soketlerini sökeceğiz. Şu anten soketini sökelim arkadaşlar. Daha sonra şuradaki büyük soketi sökeceğiz. Yanlarda kilitleri var. Onlardan çektirip çıkartabiliyoruz. Şurada da extend in yapmıştık. Daha önce videoda izleyen arkadaşlar hatırlar. Bu da extend in kablomuz. Bunu da buradan ayırıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi eski teybimizi yerinden çıkardık. Yerine şurada görmüş olduğunuz Android 9 işletim sistemine sahip multimedya sistemini buraya takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eski teybimizi boşandırdık, buraya koyalım. Şimdi yeni teybimizi bağlamak için arkadaşlar, bu arada daha öncesinde geri görüş kamerası ve GPS antenini bağladım arkadaşlar. Şuradan getirdim kablolarını. GPS antenini de şuraya koydum arkadaşlar. Mıknatıslı zaten. Gövdeye yapıştırdım. Kablosunu buradan, buradaki fitilin içinden aşağıya sağ kırtıp direksiyonu alt kısmından buraya getirdim. Hemen onları çıkaralım. Şu navigasyon antenimiz. Evet, şu görmüş olduğunuz da geri görüş kamerasının kablosu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi teyp Opel için uyumlu üretildiği için, yani şuradaki soket, bakın şu kablo, bu Opel araçlarına özel bir kablo. Aynı zamanda şuradaki görmüş olduğunuz cihazda mevcuttaki direksiyon tuşlarını kullanabilmeniz için konulmuş olan bir cihaz, bir kutu. Dolayısıyla buradaki tuşları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şarkı ilerletme, işte ses açma kapama özelliklerini buradan rahatlıkla artık kumanda edebiliyorsunuz. Bazı araçlarda teyp değiştiği zaman bu tuşlar iptal oluyor arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kutucuk bu özellikleri kullanmaya devam ettiriyor. Bakın, soket birebir uyumlu. Görmüş olduğunuz gibi orijinal teybin arkasından sökmüş olduğumuz soketi şu kabloya şu şekilde yerine takıyoruz arkadaşlar. Bakın, görmüş olduğunuz gibi birebir uyum sağladı. Hiçbir sorun yok.
gayet güzel bir şekilde oturdu yerine. Daha sonrasında bu iki soketi şuradan getiriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bakın zaten bunlar farklı tiplerde. Bunlar hani yanlış takma olasılığınız yok. Bunları da teybin arkasına takıyoruz bu şekilde. Yani aracı özel aldığınız zaman bu teypleri, aracı özel olduğu zaman hiçbir şekilde kablolarda kesme biçme işlemi yapmıyorsunuz. Bunu aracınızın orijinalliğini de bozmuyorsunuz hiçbir şekilde arkadaşlar. Şimdi şu navigasyon antenini takacağız arkadaşlar. Daha sonrasında anten kablosu var. Yine aynı şekilde bunun arka kısmı Opel araçlara uygun bir şekilde yapılmış. Bunu da buraya takıyoruz. Kamera kablomuz kaldı geriye arkadaşlar. Bunu da bir kablomuz daha var şurada. Şöyle. Bu kablomuzu da şuradaki sokete takıp çıt sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Çıt sesini duymadığınız zaman bu kablo ilerleyen zamanda düşebilir. Ona dikkat ediyorsunuz. Kamera kablomuzu da arkadaşlar burada. Bakın. Kamera win kablosu var. Bu kamera win kablosuna bunu bağlıyoruz. Şuraya. Daha sonra yanında bir tane daha kırmızı bir kablo var arkadaşlar. Bu da bu kablo da arkadaşlar geri vites geri vitese taktığınız zaman arkayı görebilmeniz için geri görüş kamerası olduğu için haliyle adından da belli olduğu gibi geri vitese taktığınız zaman geri vites lambasından bir kablo çıkarıyorsunuz artı 12 volt. Bakın bu şu kırmızı kablo arkadaki geri vites lambasından buraya gelen bir kablo arkadaşlar. Şu kamera kablosuyla birlikte geliyor. Bakın bunun içerisinden geliyor buraya kadar buradan çıkıyor. Bunu da buradaki bakın reverse yani geri arka seçeneği var. Bunu da bu kabloya bağlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla geri vitese taktığımız zaman geri vites lambası yanınca oradan tetikleme alıyor. Geri vitese taktığımız zaman geri vites lambasından gelen 12 volt teybimizi uyarıyor. Geri vitese takıldı. Bu kablodan 12 volt geldi. Geri vitese takıldı. Arkayı göster komutu veriyor. Dolayısıyla da teybimizin ekranında geriye taktığımız zaman otomatik olarak kamera açılıyor. Ekranda kamera açılıyor ve arkayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi eğer ki başka bir cihazınız, amfiniz ya da ne bileyim koltuklarınızda arkadaki yolcular için koltuklarınızda ekran vesaire yoksa bağlantımız bu kadar arkadaşlar. Burada işte superwoofer ya da ne bileyim işte video out gibi bir sürü seçenekler var arkadaşlar. İşte fren diyor. Amfi çıkışı kabloları mevcut. Bunlar var. Bunları da eğer ki ekstra özelliğiniz varsa, ekstra bir cihazınız, bir şeyiniz varsa bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada işte otomatik anten kablosu var. Bağlantı bu kadar arkadaşlar. Burada teybi yerine oturtabilmeniz için şu soketi, şu kablo kalabalığını, demetini şu arka tarafa içeriye bir yere ittirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde teybiniz yerine oturmaz. Şu şekilde bu arkadaki burada yer mevcut arkadaşlar. Buradan geriye doğru ittireceğiz. Tabii geriye doğru ittirmeden önce şurada az önceki bağladığımız kabloyu yalıtmanız lazım. Bunu bantlamanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz yapmış olduğunuz bağlantıları mutlaka çok güzel yalıtımını sağlayın. Düz bantı vurup geçmeyin arkadaşlar. Bantı şu şekilde çektirip biraz uzatıp o şekilde bantlayın. Ki bant kendini zamanla sıksın. İyice yapışsın oraya. İyice kablonun dışındaki izole şeklini alsın. Aksi takdirde zamanla sıcak, soğuk ya da ne bileyim
bantın özelliği kaybolduğu zaman buradan düşüp bu kablo içeride bir yere temas edip kısa devre yapabilir. O nedenle arkadaşlar aracınızda hasar oluşabilir. Bu nedenle bu yalıtma işlemlerini çok iyi yapın arkadaşlar. Ona çok dikkat edin. Evet arkadaşlar, kablolarımızı taktık. Kablolarımızı taktıktan sonra arkadaşlar şu fazla kabloları böyle çok çirkin durmaması amacıyla şu şekilde bantla tutturabiliriz arkadaşlar. Salkım saçak olmaması amacıyla şu şekilde hepsini bir araya toplayıp, yani öyle çok ahşam sarmanıza gerek yok. Şu şekilde şöyle basitçe, yani maksat toplu dursun. Böyle bantlayarak arkadaşlar toplu durmasını sağlayabiliriz. Buraya kadar tamamız arkadaşlar. Bu arada az önce kablolardan bahsederken, navigasyon kablosu ve geri görüş kamerası kablosundan bahsederken şeyleri, şurada USB kablolarını söylemeyi unuttuk arkadaşlar. TV'mizin arkasında 2 adet USB girişi var. Bunları ben şuraya bakın, şu el frenin altından çıkarmayı planlıyorum ya da şuralara bir yere uygun bir şekilde bağlanabilir. Ben kabloları buraya taşıdım arkadaşlar. Video çok uzun olmaması adına bu kabloları çekme işlemini geçtim. Yani nasıl yaptığımı soracak olursanız, bakın şu aradan aşağıya indirip el frenin yanından buradan şu şekilde getirdim. Bakın burası dişi USB, burası erkek. TV'nin ön tarafında herhangi bir USB girişi olmadığı için arkadan çıkarıp bunu ön tarafa bir yere taşıyoruz arkadaşlar. Şimdi kabloları, şuradaki fazla kablo demetini teyp yerine tam oturabilmesi amacıyla şuradan geriye doğru sürüyoruz arkadaşlar. Şuradaki cihazımızı da aynı şekilde buradan geriye doğru ittiriyoruz. Teypimizi yerine takarken USB kablolarımızı takmayı unutmuyoruz arkadaşlar. 2 adet USB'miz mevcut. Bunları da yerine taktıktan sonra bu kablo demetlerini TV'nin arkasından evet. Şimdi teybimiz tam anlamıyla yerine oturmadı. Çünkü arkada çok fazla kablo demeti var. Kablolar arkada sıkışıyor arkadaşlar. Bunun için yan torpido gözünü sökeceğim. Buradan kolumu uzatıp kabloları güzelce istifleyip daha sonra bunu ittirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu işlemi sonraya bırakıyorum. Bu işlemin de videosunu çekersem bu bayağı bir uzun sürecek arkadaşlar. Şimdi kontağımızı açıp multimedyamızı bir devreye sokalım. Çalışıp çalışmadığını görelim arkadaşlar. Evet. Sistem şu an açılıyor. İlk açılması uzun sürebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Opel logosu geldi. Cihazımızda Android 9 işletim sistemi var. Evet. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız şu an çalışır durumda. Aktif halde arkadaşlar. Birazcık cihazdan bahsetmek gerekirse, bakın burada her türlü uygulamalar mevcut. İşte YouTube, TV uygulaması, navigasyon uygulaması, en önemlisi de arkadaşlar Opel Astra H kasa araçlarda gizli menü
olayı arkadaşlar. Gizli menü neden önemli? Aracınızın hararet durumunu kontrol etmeniz için su sıcaklığını görebilmeniz gerekiyor. Diğer klasik araçlarda kadranda hararet göstergesi bulunuyor arkadaşlar. Bu araçta kadranda hararet göstergesi yok. Bu işlemi orijinal teyple işte ayarlar menüsüne girip orada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu teypte aynı şekilde hoper uyumlu olduğu için o menüye girip motor suyu sıcaklığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu göstermeye çalışayım. Bakın şuradan geri tıklıyorum. Burada kontrol ayarları var arkadaşlar. Kontrol ayarlarında şuradaki ayarlara bir 10 saniye kadar basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şuradaki BC tuşuna bastığınızda bakın üstteki bilgi ekranında gizli menü çıktı arkadaşlar. Burada bakın şurada motor suyu sıcaklığını görebiliyorsunuz. Şu an motor suyu sıcaklığı 52 derece arkadaşlar. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Buradan işte her türlü uygulamayı kullanabilirsiniz. Play Store'a girip farklı uygulama yükleyebilirsiniz. Maillerinizi yükleyebilirsiniz. Bluetooth ve Bluetooth müzik özellikleri var arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Test amaçlı hemen bir Bluetooth müzikle cep telefonundan bir müzik açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bağlantımızda herhangi bir problem yok. Müzik sesimiz geliyor. Çok fazla müzik dinlettirmiyorum size. Telif yemeyelim arkadaşlar. Kabaca bu şekilde görmüş olduğunuz gibi aracımız da gayet uyumlu arkadaşlar. Direksiyon tuşlarımız da aynı şekilde çalışıyor. Bakın şu an ses kısmı açma tuşuyla sesi açıp kapatabiliyorum arkadaşlar. Daha sonra şuradaki tuşlarla şarkıyı ilerletip farklı şarkıya geçip değiştirebiliyorum. Alttaki tuşlarla modu değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Cihazımız bu şekilde. Gayet başarılı bir cihaz arkadaşlar. Navix marka. Geri görüş kamerasını göstermeyi unuttum. Bakın arkadaşlar, geri vitese taktığım zaman otomatik olarak arkayı gösteriyor şu an. Arkada aracımızın arkasında bir cisim olduğu için uyarı veriyor. Evet arkadaşlar, sistem bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destekler arttıkça bu tarz videolar da gelmeye devam edecek arkadaşlar. Görüşmek üzere.